Merhaba değerli izleyicilerimiz. İrfan Yolculuğu'nımızın yeni bir programına hoş geldiniz. Bugün yolculuğumuz Kadri Tepelerine doğru olacak inşallah. Arada böyle yolculuğumuzda o duraklara da uğramak istiyorum bundan sonra. Bugün de daha önceki videolarımızda dinlemişsinizdir belki ziyaretimiz olmuştu. Kadri Tepelerini işlemiştik bir miktar. Orada bir firar ve itisamdan bahsetmiştik. Yani kaçmak, hayattan, insanlardan, günahlardan kaçıp, her şeyden kaçıp itisam, sığınmak. Yani Allah'a sığınmak, onda karar kılmak diye bir konu işlemiştik. Akabinde Kadri Tepeleri 1'e bakacak olursanız, orada okuyacak olursanız, hemen ondan sonraki konu da halvet ve uzlettir. Yani halvet ne demek? Yalnızlık demek. Uzlet de tek başına kalmak. Yani o yalnızlığın içerisinde tek başınalık. Ama bu tek başınalığı işte kelime manası bu olsa da ıstılah manası ise bu halvet ve uzleti Rabbisiyle baş başa kalmak. Onunla hemhal olmak, onunla halleşmek, halini ona arz etmek, onunla onda karar kılmak. Yani itisamın yolu, onda karar kılmanın yolu halvet ve uzletten geçiyor demek ki. Yani haktan uzaklaşmak, hakla beraber olmak, inzivaya çekilmek, o inzivada işte kendini dinlemek, kendinde Rabbini bulmak, öyle değil mi? Hani kendini bilmek demek, Rabbini bilmek demektir dediği gibi Yunus Emre'nin. Evet, kendini bilmek, kendini tanımak ve oradan Rabbine geçebilmenin yolu biraz bu yalnızlıktan, bu yüce yalnızlık da deniyor buna. Böyle bir yalnızlıktan, böyle kendini, kalbini, ruhunu dinlemekten geçiyor. Nitekim peygamberlerin hayatına da baktığımızda aslında peygamberler celvet içerisindedirler. Celvet dediğimiz şey de halkın içerisinde olmak, dışarıda olmak. Orada hakla beraber olmaktır celvet. Halk içinde hak ile beraber olmaktır. Dolayısıyla peygamberlik yolu celvet yoludur aslında. Yani halk içinde insanlara tebliğ ederken, yani onlar uzlette kalmazlar, halvette kalmazlar. Hani bazı tarikat yollarında halvette, uzlette hayatını geçirmek, dağlarda, mağaralarda, orada insanlardan uzak hayatını geçirmek gibi bir seçenek mevcuttur. Öyle yapabilir yani insan. Ama peygamberler bunu yapmazlar. Onun için hayatın içerisindeki, yani peygamber yolunun yolcusu olduğunu iddia eden, öyle olmak isteyen ya da iddia eden demeyelim, o yolda olmak isteyen, peygamberini kendine rehber yapmak isteyen insanlar. Bu peki nasıl olmuş? Onlar ne yapmış, nasıl yapmış da onlara bakacağız biz o zaman. İşte baktığımızda da peygamberlerde de hep onu görüyoruz. Yani o halveti görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere en başta baktığımızda 35 yaşından sonra özellikle Hazreti Hatice Validemiz öyle anlatır. Sık sık Hira mağarasına gittiğini ve orada yalnız kaldığını, orada kendine çekildiğini, dünyadan uzaklaştığını, kendisiyle baş başa kaldığını, o halveti yaşadığını Hazreti Hatice Validemiz ifade ediyor. Gene zaten peygamberlik geldiği sırada Peygamber Efendimiz Hira mağarasında neydi? Halvet halindeydi. Uzlet halindeydi. Ve işte onun uzleti Rabbisiyle karar kılınmış haldeydi. Ve orada ona peygamberlik geldi ama o peygamberlikle müşerref olduktan sonra korkup eve geliyor bildiğiniz gibi. Hani ya Hatice diyor, ört üstümü titreyerek, yani çünkü vazifenin ağırlığından dolayı ört üstümü diyor. Ama ona ilk Allah-u Teala'nın orada kalk diyor, kalk ve inzal et. Yani ey örtüsüne bürünen nebi, kalk ve inzal et. Kalk ve halkın içerisine karış. Demek ki o peygamberlik vazifesi, yani peygamberliğin gereği, daha doğrusu tebliğin gereği insanların içerisinde olmak. Ama insanların içerisinde olmaya hazırlığın bir yolu var yani. Bir manevi hazırlığın,
bir manevi donanımla donanmanın bir süresi var, bir müddeti var ki orada Allah-u Teala ile baş başa kalma anlamında bir halveti yaşıyor. Yaşadıktan sonra Efendimiz peygamberlikle müşerref olup sonra inzar etmek için halkın içerisinde oluyor. Onun o peygamberlikten sonra Hira mağarasına bir daha gittiğini bilmiyoruz. Yani gitmediğini biliyoruz. Bir daha gitmiyor Peygamber Efendimiz. O halveti bir daha yaşamıyor. O döneme kadar, peygamberlik dönemine kadar bir manevi donanımla, donanma adına Rabbim kendisiyle beraber kılıyor onu ve orada yetiştiriyor adeta. Her peygamberin aslında bu şeylerinin, bu halvet anlarının, hallerinin olduğunu görüyoruz ki mesela Hazreti Yunus Aleyhisselam da balığın karnında o halveti yaşıyor adeta. O tek başınalığı yaşıyor ve o oradaki o tek başınalık da onun hali nedir? La ilahe illa ente sübhanek inni küntü mine zalimin değil, Rabbine kulluğunu üstadın ifadesiyle Allah'ın varlığını ve birliğini aynel yakin hatta hakkal yakin suretinde idrak etmiştir Hazreti Yunus Aleyhisselam. Hani balığın karnından kurtulup da secere-i yakdin altında Rabbinin ehadiyet ve vahdiyetin cilvelerini fark etti derse. Hani işte orada o fark etmenin, idrak etmenin yolu o yalnızlık ve kendi başına kalıştan geçiyor. Bu kendi başına kalışlar bazen iradi, bazen gayri iradi Rabbimizin lütfuyla veriliyor ki mesela Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın ki öyle olmuştur. Peygamberliğinden önceki halveti vesairesi ona dair bilgimiz yok ama mutlaka ona orada da bir yetiştirme söz konusu olmuştur. Ama o peygamberliğiyle o vazifeyi yaparken böyle bir halveti, böyle bir uzleti yaşatıyor Rabbim ve böylelikle de daha yakine almış oluyor ona, daha yakinine ulaştırmış oluyor, imanın yakinine. Hani ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin kavramlarında en daha üst mertebeye, imani noktada Hazreti Yunus Aleyhisselam çıkmış oluyor. Gene Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın mağaradaki halini de buna örnek verebiliriz. Ya da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın 40 gün Tur Dağı'na gidişi, Rabbisiyle orada münasebeti, yakine ulaşması yine bu halvet ve özete verilebilecek örnekler arasındadır. Yani peygamberler, demek ki peygamberlikleri noktasında halkın içerisinde hakla beraber olabilme gücü ve kuvvetini Rabbisiyle o yalnızlıkta, o donanımla elde ediyor. Bir peygamber böyle elde ediyorsa o zaman düşünün, o yolun yolcusu, peygamber yolunun yolcuları insanların ne kadar halvete ve uzlete ihtiyacı olduğumuzu düşünün. Bu noktada ben yaşadığımız sürecin Allahu Teala'nın böyle cebri lütfi ile bir halvet ve uzleti kullarına yaşattığını, bu yolun yolcusu, peygamber yolunun yolcusu, tebliğ mülazasıyla yola çıkmış insanlara bunu cebri lütfiyle yaşattığını düşünüyorum. Gaybubette ayrı bir halveti ve yalnızlığı yaşadık. Herkesten uzaklık, kimsenin kapımızı çalmadığı, yegane Rabbinle beraber olduğun uzun gecelerde o halveti sonuna kadar hissettirdi Rabbim. Elhamdülillah. Evet sen varsın, senden başka bir şey yok. Beni bilen yok, beni gören yok. Yardım eden yok, edebilecek olan yok. Var ama yalnız olmadığını hissediyorsun. Kimsesiz olmadığını hissediyorsun. İşte bu hisle Rabbinin varlığını daha yakinen duyuyor. O hani imanın meleke haline gelmesinde bir level atlıyorsun adeta. Yine hapishanedeki kardeşlerimiz, hücre cezaları, o yalnızlıklar içerisinde ya da hep beraber halde bile bir araya geldiklerinde işte 20 kişilik, 30 kişilik de olsa kavuşlar. O halveti beraberce Rabbim onlara kolaylaştırıp yaşatıyor. Uzleti yaşatıyor. Tek başına olmasa da beraberce bir halveti. Yani çünkü halvet dediğimiz dünyadan uzak olmak, dünyevi mülazalardan uzak olmak,
Dünyanın meşguliyetlerinden ve duygularından uzak olmak. İşte bu süreçte kimi gaybıbette, kimi hapishanede, kimi hapishanede beklerken eşini, çocuğu, evladını beklerken o yollarda bir şekilde Rabbim yaşatıp o duygularla bir şeye hazırlıyor. Bir celbete, dünyaya bir hakikati götürmeye hazırlıyor adeta. Dünyanın içerisinde nerede olursan ol, Hak'la beraber olmanın yolunu bulabilmeye hazırlıyor. Sohbeti canana hazırlıyor adeta Rabbimiz demek ki diye düşünüyorum ben. Hani bazı tarikatlarda da vardır, belki de duyanlarınız vardır mutlaka. Erbayin çıkarmak denir. Yani tarikatta salikin, yani yolcunun, hak yolcusunun mesafe alabilmesi, o hakikatleri böyle içselleştirebilmesi için 40 gün riyazata alınır. İşte az yer, az konuşur, az uyur. Külleti kelam, külleti menam noktasında az yer, az konuşur, az uyur. Külleti taam. Bu terbiyeyi 40 gün boyunca alır. Hani az uyuyarak hep Rabbine ibadetle meşgul olur ki hani o ibadete o ruh ona alışsın, beden ona alışsın, az yemeye alışsın, az konuşmaya alışsın, az konuşmakla dilini terbiye etsin, dilini hak ile çalıştırmanın yollarını bulsun. Sonrasında az yemeye alışsın ve sonrasında 40 günün sonrasında böyle bir riyazattan sonra, böyle bir halvetten sonra halkın içerisinde hak ile beraber olmanın yollarını bulsun. Çünkü asıl olan nedir? Halk içerisinde hak ile beraber olmaktır tebliğ eri için. Asıl olan halvette kalmak değil, uzlette kalmak değil, tek başına kalmak değil. İnsan sosyal bir varlık. Başkalarıyla olacak. Başkalarıyla olması gerekiyor zaten. Rabbim yalnızlığımızı istemiyor bizim. Onun için kalbimiz bu. Yani insan da yalnızlıktan haz etmiyor belki. Ama ara ara bütün o kalabalıklığın içerisinde, bütün o çokluğun içerisinde Rabbisiyle hemhal olma ihtiyacını duyuyor. Nitekim teheccüd namazlarıyla da böyle küçük halvetleri Rabbim bize yaşatıyor aslında, öyle değil mi? Gecenin bir vaktinde hani herkesin uyuduğu bir noktada sen sadece Rabbinle baş başa o halveti ve uzleti, o sadece onunlasın, onu yaşatıyor Rabbim. Çünkü ona ihtiyacı var insanın. Evet, kalabalık, insanların içerisinde olmaya, insanlarla diyalogda olmaya insanın ihtiyacı var, vazifesi var. Ama kendisini duymaya, ruhunu duymaya, dinlendirmeye, Rabbini duymaya da ihtiyacı var. İşte bu ihtiyacı da Rabbimiz o halveti, uzleti günün içerisinde, geçen hafta namazla ifade ettiğimiz gibi teheccüdle de bize yaşatmış oluyor. Ama bunu duyup gerçekten bunu halvet gibi, uzlet gibi niyetlendiğimiz zaman. Yine biz bu halveti ve uzleti yılın içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle ve Tire mağarasına hiç gitmemiş Efendimiz ama nerede buluyoruz? Ramazan'daki son 10 gün itikafında buluyoruz. Efendimiz son 10 günde seyredip mescidin bir köşesinde bu halveti ve uzleti yaşamış, o külleti taam, külleti menam, külleti konuşmayı, az konuşma, az yeme ve az uyumayı ve dünyadan uzak olmayı, aynı zamanda dünyevi meşguliyetlerden uzak olmayı, dünyaya dair bir şey konuşmamayı, o her senede adeta bu halvetle yeniden donanmış ve bayram neşvesiyle o halvetten ve o uzaktan çıkmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve biz de onu sünnet olarak bırakmış bakın. Demek ki günün içerisinde halvete ihtiyacımız oldu, uzlete ihtiyacımız olduğu zamanlarda teheccüdle Rabbim bizi huzuruna alırken yılın içerisinde ise daha büyük, daha derin onunla beraber olmanın, daha uzunca bir süre beraber olmanın yolunu da Rabbim bizi o itikafla, Ramazan'daki son 10 gündeki itikafla
önümüzü açmış oluyor. Tabii bayanlar olarak biraz bunun zorlukları var. Çoluk çocuğumuzla onları bırakarak, her şeyi arkamıza bırakarak bir mescidin bir köşesinde kalamıyoruz. Ama bayan olarak elimizde o halveti ve uzleti yaşama imkanını veriyor Rabbim. Evde itikafa girebiliyoruz. Bir evimizin bir köşesinde itikafa girebiliyoruz. Ve hatta bu itikaf niyetlerimiz işte 10 gün olamasa da, 10 gün boyunca yapamasak da, gün içinde işte 10 gün boyunca belki de her gün teheccüddeki şeylerimizi bu itikaf niyetiyle yapabiliriz. Rabbimize yönelmelerimizi. Yine günün içerisinde herhangi bir saati boş bulduğumuz, boş olduğumuz, çoluğumuz çocuğumuzla ilgilenmek zorunda kalmadığımız zamanları oruçlu olduğumuz dönemde o itikaf son 10 günde, Ramazan'ın son 10 gününde ne yapabiliriz? Belli saatler işte itikafa niyetlenip 2 saat boyunca işte dünya kelamı konuşmamak, yiyip içmemek ve sadece Rabbinle ibadette bulunmak üzere niyetlenip, itikafa niyetlenip Rabbimizin huzurunda olabiliriz. Çünkü ruhun buna ihtiyacı var. Kalbin buna ihtiyacı var. Rabbim demeye ihtiyacı var. Ve bu ihtiyaçlarımızı kulunu yaratan ve onun ihtiyacını en iyi bilen Rabbimiz demek ki bu ihtiyaca dönük şeyleri de, fırsatları da ibadet olarak bizden istemiş, emir olarak istemiş. Ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle, ona olan tavsiyeleri ve onun hayatına koymasıyla bize onun tarafından örneklendirmiş ve hayatımızın içerisine koymuş. Bazen de cebri lütfi dediğimiz, bizim hani ayarlamadığımız lütuflarla cebren bize o imkanları bahşetmiş. İşte bulunduğumuz zamanlardaki, yerlerdeki bu imkanları, önümüze çıkan bu fırsatları gerçekten Rabbimizin rızası istikametinde değerlendirip dolmaya ve doymaya vesile yapabilirsek, yani hakikatlerle dolup doymaya vesile yapmak. Yoksa insanın yalnızlığı depresyonuna da yol açabilir. İnsanın yalnızlığı benliğinin çoğalmasına, bencilliğinin çoğalmasına da yol açabilir. O yalnızlık, bu yalnızlık bu manada bir yalnızlık değil. Kendisiyle kalma derken Rabbisiyle kalma. Çünkü kendisi yani Allah-u Teala'nın tecelli ettiği en hakiki manada, en asıl olarak tecelli ettiği insan yani. İşte o kendisindeki Rabbisiyle beraber kalma adına kullanılabildiği ve o manada beslediği zaman hani iman hakikatleriyle kendisini beslediği, ibadetlerle ruhunu ve kalbini donattığı, doyurduğu zaman inşallah ondan çıktığında, o halden çıktığında, o olağanüstü halden çıktığında bambaşka güzel bir insan olarak ayrı bir çığır açacak. Hem kendi hayatında hem dünyada farklı şeylere, güzelliklere yelken açacaktır. Rabbim inşallah yalnızlıklarımızı, tek başına kalışlarımızı bu manada halvete çevirsin, uzlete çevirsin. Bizim yolumuzda, hizmet yolunda, Risale-i Nur yolunda böyle bir halvet ve uzlet yok. Hani şey yok, hani bu manada işte mağaraya çekilme, Üstad Hazretleri ne zaman, hatta 14. lemada onu anlatır, Şefkat Tokatları ve kendisine gelen tokatlar. Ne zaman yalnız kalıp bir köşeye çekilmek istesem, maksadımın aksine tokat yerinden, yani senin vazifen nedir? Halkın içerisinde tebliğde bulunmak. O hizmeti, o iman hizmetini yapmaktır. Köşeye çekilmek değil. Ama o köşeye çekilmeleri işte kendi ruhumuzu doyurmak ve beslenme adına kullanmak, o kısa anları, o küçük anları belki de ve bazen de cebrilötiyle büyük muhtaç olduğumuz büyük anları da Rabbim bize verebiliyor. O anları bu manada kullanmak ve sonra da o an geçtiğinde dünyaya döndüğümüzde, insanların içerisine karıştığımızda inşallah bambaşka bir ruh ve anlayışla tarı taze bir şekilde, tarı taze bir imanla Rabbimizi anlatma, sohbeti canana dalma mümkün olacaktır. Rabbim böyle bu şekilde anlayabilmeyi, başımıza gelenleri böyle okuyabilmeyi,
ve gecede teheccüdü, senede Ramazan'da itikafı son 10 günü halvet ve uzlet adına değerlendirmeye vesile kılsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sağlıcakla kalın. İrfan yolculuğunuz bitmesin. Yolculuğun sonuna kadar inşallah o yolda Rabbim bizleri daim ve kaim etsin. Rızasına nail etsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Thank you.